Sosyal Medya'na hoş geldiniz. Real Madrid Şampiyonlar Ligi Top 11 savaşını görüyoruz. Hadi bakalım böyle bir kurallara bakalım, sonra da bir giriş yapalım. Bugün 5 gün kaldı diye geçiyor. Gördüğünüz gibi ben geçen gün bakamadım açıkçası. 6 gün sürüyordu zannedersem. Bütün arkadaşlar turnuvalarda olduğu gibi burada da sarı kırmızı kartlar, sakatlıklar hiçbir şekilde bir sonraki maçı etkilemiyor. Maça hangi kondisyon durumuyla başlamışsanız o kondisyon moral seviyesiyle de bitiriyorsunuz. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Arada işte kilit noktaları var. Bunlara geldiğin zaman daha geriye dönmüyorsun eğer yenilmiş olsan bile. Bir de işte başlangıçta iki tane giriş hakkı veriyor. Gördüğünüz gibi Avrupa başkentlerine seyahat açık. Real Madrid meydan okumak için İspanya'ya git vesaire falan filan. Şimdi bakalım. Önce tabii katıl diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi toplamda 8 tane kontrol nokta, 8 tane nokta var. Yani 8 tane ayrı ayrı maç yapacağız. Önce Berlin Futbol Club 1. sıradaki. Hemen şöyle bir bakalım neyin nesiymiş. Bunun zaten hızlı mı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişilik bir defans kurgusu var. Gözüküyor. Çift DMC ile geliyor. Yani defansı çok sağlam gözüküyor. Orta sahada hemen hemen hiç oyuncu yok. Çünkü 2 tane DMC var sadece. İleride de AML, AMC, AMR ve önlerinde de ST var. İçlerinde de 1-2 tane şöyle bir oyuncu var. Gördüğünüz gibi oyun tarzı sahte 9 orta seviyede. Diğerde defansif bir eleman var. Bu da çakılı stoper standart oynuyor. Yani çok çok güçlü bir takım değil. Ben de 89 seviyesinde gördüğünüz gibi oyuna gir dedim. İkinci sırada ne varmış bakalım. Galibiyet ödülü bir sahadesin. İlkinin galibiyet ödülü 2-2 veriyor. 2 dinlenme paketi, 2 moral. 3 tane varmış. Bir tane kiralık oyuncu var. 6 yıldız, 7 günlük kiralık oyuncu. Yani çok büyük bir faydası olacağını düşünmüyorum ama rakibe bakalım şöyle nasıl bir 11 varmış. 3'lü defans, 2 tane DMC. Yine DMC'lerden gidiyor. Kanatlarda 2 tane MLMR var. Çok güçlü değil gördüğünüz gibi. Tek AMC, önlerinde 2 tane ST var. Yani çok sıkıntı değil. Bakalım 4. sırada 5-7 yıldız bir oyuncu. Bu arkadaşlar satılık. 5-7 yıldız ama genelde bunların yaşı böyle bir 24-26 falan oluyor. Yani çok faydasını göremeyebiliyorsunuz açıkçası. Hemen buradaki oyunu. 4'lü defans. Önlerinde bir DMC. Çift orta saha. Standart AML, AMC. Pardon AML, AMR, ST. Güzel. Çok sık karşılaştığımız rakiplerden. 5. sırada bir premium logo var. Enteresan bir logosu varmış. Premium logo. Güzel olabilir. Amsterdam'dayız. Söyleyemedim bir türlü. Evet yine aynı biraz önceki gibi. Burada da şöyle bir oyuncu var bakalım. 22 yaşında kanat forvet. Bunu AMR pozisyonda oynatıyor. Orta sahada 2 tane güzel oyuncu var. Çift yönlü orta saha orta seviye. 32 yaşında ama evet belki bu biraz sıkıntı yapabilir. Diğeri bir tane DMC'si var gördüğünüz gibi Regista. Bu da arkadaşlar orta saha. Evet. Topu derinlemesine kullanır, takımın hücumunu kurar. Güzel ama bu da 31 yaşında gördüğünüz gibi. Yani çok sıkıntı olmaz gibi. Kalecinin özelliği bakalım neymiş? Pasör kaleciymiş, ileri seviyeymiş bu. Evet, kalecisi güzelmiş. 19 yaşında bir de. Ama bunun haricinde çok şey değil. Bakalım 7'de ne var? Bir de kiralık oyuncu. Bu sefer 8 yıldız kiralık oyuncu var. Bu güzel olabilir. Yine 7 gün geçerli ama farklı bir oyun tarzı. 3'lü defans. 3 tane DC'si var gördüğünüz gibi. Önlerinde 4-2-1 şeklinde bir orta saha forvet hattı sıralanıyor. Açıkçası bu enteresan. Bu biraz zorlayabilir ama bunu AMC'lerle yıkarız. Açıkçası bende de var zaten bildiğiniz gibi çift AMC ile. Ama şu defansı belki ben de bir çift DMC kullanabilirim. Artık duruma göre bu noktaya gelirsek bakarız. Ve son final özel başarı. Evet sonuçta Real Madrid Futbol Club'la karşılaşıyoruz. Evet forvette arkadaşlar. Karim Benzema oynuyor. Fırsatçı ve usta seviyesinde. Arkadaşlar bunu geçmek zor. Gerçekten. Yani buradakiler değil ama şu oyun tarzı özelliğiyle beraber birleştiği zaman Karim Benzema
Karim diyorlar çünkü o şekilde, ama aslında bildiğiniz gibi Kerim Benzema olsa daha iyi olur. Yine usta seviyesinde bir mezzalası var. Orta sahaya dinamo kazıyor. Çok hareketli, o takım arkadaşlarını onların en iyi şekilde faydalanır. Bir de oyun kurucu özelliği var. 36 yaşında ama arkadaşlar oldukça güçlü, gerçekten güçlü. Luka Modric. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yani Real Madrid'i koymuş adamlar. Rodrigo'su, Vinicius'u. Evet. Neyse, inşallah bu noktaya geliriz bakalım. Oynayabilirsek geliriz. Önceki şefim ilk maçı oynayıp hemen hızlıca arkadaşlar şunları alalım. Rakipleri hızlıca bir tanımış olduk. Ödüllerde yani çok almış almış yok. Belki bir enteresan bir logo var açıkçası. Arada 4. 5. seviyede gördüğünüz gibi. Onun harici çok bir faydası yok gibi görüyorum açıkçası. İlk maçı yapıp şöyle bitirelim. Ama dediğim gibi çok, eğer arkadaşlar iki tane giriş hakkı var ücretsiz. Arkadaşlar yenilirseniz de bildiğiniz gibi arkadaşlar çok hırs yapmıyorsunuz. Sonuçta hepsi sisteme karşı oynuyorsunuz. Ve sistemde sizin mağlup olup karşılığında güzel bir şekilde token almanızı istiyor. Token yatırmanızı istiyor bu oyuna. Bu tuzağa düşmeyelim arkadaşlar. Bu arada şöyle takım 11'ini gösterelim. Böyle oynuyoruz. Şunu biraz ileri alalım. Daha güzel olacaktır. Evet, şimdi şunu şöyle merkeze alalım. Şunu ortaya alalım. Evet. Böyle daha güzel. Evet, şu şekilde 11 ile sahadayız bakalım. Şu an rakip kullandı. Geçtik. Evet. Şimdi sağdan geliyoruz. Güzel. Evet. Barbaros Hayrettin'in pasında Neto golünü attı. Güzel. Neto da arkadaşlar iyi. Yani bu sezon çok daha iyi. Açıkçası güzel. Bu sezon hatta ligde gol kralını Neto'dan bile yapabiliriz ki serbest vuruşları Gültekin'e attırıyorum. Ona rağmen şu an Neto ligde de çok çok iyi gidiyor. Arkadaşlar özellikle şu seviyesi iç forvet özelliği var. Hemen göstereceğim. Güzel. Bu arada taktikleri de tekrar göstereyim. Normal oynuyorum. Her iki kanattan oynuyorum. Uzun, açık, yüksek, zor, bölgesel, açık oynuyoruz. Bunu birazdan hatta... çok güzel. Kanatlardan dedik ama gördüğünüz gibi ortadan da çok iyi ilerledi. Evet, Arslan'ın pası Gültekin'e. Evet. Uzun toplarla direkt orta sahaya hızlı bir şekilde geçtik geldik. Evet, Abdülhamit Han'ın ortası bu golü arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi Barbaros affetmedi. Şimdi şu defans kurgusunu bu şekilde geçiyoruz. Şöyle biraz daha ileri yapmayalım. 2-0 zaten öndeyiz. Çok sıkıntı değil. Derken bir gol daha. Evet. Barbaros Hayrettin çok güzel. Almış olduğu pası golle sonuçlandırdı. Bu arkadaşlar almış olduğu pasta oyun kurucu simgesini gördünüz. Geri alıp kim gönderdi daha net bakabilirsiniz. Evet. Evet, Rodas'ın sol kanattan ortası. Neyse, Neto bu sefer golle buluşamadı. Ama olsun, gayet güzeldi. Şu an ilk yarı arkadaşlar 3-0. Yani hızlı bir şekilde bu oyun sistemiyle geçtiğimizi görüyorsunuz zaten. Evet, Abdülhamit Han'ın pası. Cino, Abdülhamit Han yine sağdan. Orta sahanın sağını biraz fazla kullandık. O yüzden Neto ile sağ kanatta çok iyi ikili kurdu. Şu şekilde ilerliyorlar arkadaşlar. Evet, ilk yarı bu şekilde bitti.
Oyuncuların böyle yorulmasının sebebi çünkü bu maç öncesinde çok fazla açıkçası kondisyonları vermemişim anladığım kadarıyla. Yani hepsi 99'luk seviyede değil. O yüzden hızlı bir şekilde daha ilk yarı bitmeden koyu yeşilden gördüğünüz gibi düştü. Bu arada Neto'yu şöyle göstereyim arkadaşlar. Ahım şahım çok büyük özelliği yok ama şu iç forvet özelliği gerçekten etkisini gösteriyor. Yani normal standart seviyede değil ama standardın bir üzerine çıktınız mı arkadaşlar? Gerçekten etkisi gerçekten güzel yani. Şu anda teknik özellikleri bu ama buna rağmen gördüğünüz gibi çok iyi iş yapıyor. Yani beklediğimden daha iyi iş yapıyor açıkçası. Şu an Barbaros Hayret'in onluk seviyede. Evet. Şu an ilk maçta 3 gol attık. Yani zaten genelde bu turnuvalar arkadaşlar ilk 4-5 maç hemen hemen gol yemeden işte 5-6 farkla ilerliyoruz. Yine bu da böyle gözüküyor. Ama sonrasında değil mi? Takıldığımız zaman arkadaşlar hırs yapmıyoruz, stres yapmıyoruz, sinir yapmıyoruz. Aman ne olur. Zaten oyunun istediği bu. Evet. Bu arada gecenin bir vakti oynuyorum. O yüzden hani ortada pek seyirci de yok. Hoş, çok gerek de yok şu noktada ama çok güzel. Gültekin çok güzel aldı götürdü attı. Evet. Gördüğünüz gibi istatistikler böyle. Yani ilk maç dediğimiz gibi ikişer tane bir taraftarımız geldi. Teşekkürler arkadaşlar. Evet. Güzel basket maçı gibi geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor ve attı. Evet, güzel. Gayet iyi. 5-0, 68. dakika. Çok güzel bir uzun top yine orta sahayı hızlı geçtik. Evet, Rodas'ın çok güzel pasları var. Evet. Neto ile buluşamadı ama olsun güzeldi. Bu arada arkadaşlar Barbaros Hayrettin normalde bu özellik AMC özelliği. AMC'de olduğu zaman şu özellik aktif oluyor. Ben bunu şu an ST'ye koysam bile oyun içerisinde sıkıntı değişmiyor arkadaşlar. Aynı şekilde Neto'nun bu özelliği sadece AMR'de geçerli. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi AMR pozisyonunda geçerli. Ama oyunu ben böyle başlattıktan sonra oyuncuyu geriye almış olsam bile bu özellikle kaybetmiyor. Yani bu tip özellikle oyuncularınızı maç başlamadan önce özelliği etkisini gösterdiği yerde bırakıp öyle başladıktan sonra oyun içinde yine istediğiniz gibi yer değiştirebilirsiniz. Sıkıntı yok ama dediğim gibi maç başlamadan önce oyuncunun mevkisinde başlatmanız gerçekten önemli. Ondan sonra sağ içine değişiklik yaparsanız zaten çok sıkıntı değil. Evet, 6'yı görecek miyiz? Şu an 6'yı bekliyorum. Güzel gol gibi. Aa, atamadı. Şöyle yapalım. Alacak mı? Evet, alacak. Hadi bakalım. Evet, bu gol arkadaşlar. Yaptık. Netto'nun pasında. Mis gibi. Evet, maç 6-0 biter gibi gözüküyor. 7 atar mıyız? Zannetmiyorum. Evet. Geldi ve geçti. Hadi bakalım. Son bir atak şansımız olabilir mi? Yok. Evet. 6-0. Güzel bir şekilde bitti. Goller bu şekilde. İstatistikler bu şekilde. Taktik dizilişimiz böyle başladık. Oyun içerisinde değiştirdik zaten ufak ufak. Çok bir şey değiştirmedik ama
Önemli olan zaten arkadaşlar, hani ilk maçı geçeceğimiz hani çok belli, bariz bir şey. Ve şu, evet, 3 gol attık, bunu da tamamladık. Güzel. Şu iki şeyini alalım. Evet. İkinci sırada Prag var. Prag'a bakmış mıydık? Evet. 4'lü defans. Tek ön DMC. 2 MC, 2 AMC. Bunu arkadaşlar defansta mutlaka DMC'ye yer vermeniz lazım ki sıkıntı çıkartmasın size karşı. Ben de zaten o tarzda bir oyuncuyla oynadığım için çok sıkıntı yok. Evet, DL, DC, DC, DR, DMC, MC, MC. Evet, orta sahayı hızlı bir şekilde geçebiliriz ama eğer orta sahayı geçmede sıkıntı yaşıyorsak kısa paslarla oynarız, yine geçeriz. Ve güzel bir şekilde bunu da alırız ama şu an oynamayacağım. Sonrasında fırsat buldukça oynayıp geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet, etkinlik bu şekilde güzel başladı, güzel devam ediyor. İnşallah hepimiz için de hayırlı uğurlu olur diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Medcanen'de kalın, görüşmek üzere.